Evet merhaba arkadaşlar bugün Biliyorsunuz ki bir çekilişimiz vardı YouTube yorumları ve Instagram takipçileri arasından. Instagram takipçilerini nasıl anlayacaksınız diye bir şey soranlar var. Bana özelden de yazanlar oldu. Buradan çekeceğiz. Kişiyle zaten iletişime geçeceğiz büyük bir ihtimalle. Instagram'dan da takip ediyor mu, etmiyor mu diye kontrol edeceğiz. Ama tabii YouTube yorumlarından alacağız çekilişi. Buradan da hemen YouTube linkini buraya girdik. 15 kişi asil sayısı, yedek sayısı da 5. Her kullanıcıyı bir kere say Yorumları getir diyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Instagram'dan bana özelden mesaj yazan birisinin analizini yapmıştık. O maçta da çekilişimizi duyurmuştuk. 3.122 yorum buldu program. Bakalım 15 şanslı kişi kim? Hemen şuradan çekilişi başlat diyeceğim. Bakalım kimlere çıkacak? Tıkladım. Serhat Kelebekler. Nick'ini yazmış. Niki güzel. Hepsi nik Bak iki kişi çıktı ikisinde de nick var. Gayet güzel. Üçüncü Berkay, Serhat Turgut. Burak Kabadayı, Kubilay Yavuz, Kubilay Yavuz'a ulaşacağız nickini yazmamış, Edwin Uchiha, Miraç Aksal. İlk 10 tanesi bu arada Ağaç At Azir, diğer 5'i Direnişçi Ceyiz haberiniz olsun. Burada da Miran, Ilan Bey, Ege Erdoğan, Yusuf. Evet Ege Erdoğan'a kadar olanlar Ağaç At Azir. bundan sonrası Direnişçi Ceyiz kodu arkadaşlar. Onları da söyleyeyim nicklerinize 11 Ocak'tan sonra yüklenecektir. Kazananlar burada, yedekler de burada. Eğer o kişilere ulaşamazsak buradan Sırayla Zeytnot Fanboy ilk yedek talihlisi Diğerleri de Şafak35, Serkan Göktaş, Alil Atif, Gümüş Kaynak, Efe Doğan Sonuçlarımız kaydoldu Kazananlar böyle arkadaşlar Hemen şöyle tekrar göstereyim Hepinize hayırlı olsun Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere ben. Evet arkadaşlar merhabalar Bugün sizlere Showmaker analizi yapıyorum. Neden Showmaker analizi yapıyorum? Yeni sezona başladık biliyorsunuz ki. Tüm ligler sıfırlandı ve ligler sıfırlandığında Kore'de benim beğendiğim çok önce oyuncu işte Faker'a baktım, Chovy'e baktım, Ruler'a baktım, bir sürü oyuncuya baktım ve neredeyse hiçbiri maç atmamış veya bir iki tane atmış. Ama Showmaker resmen sezonun sıfırlanmasını bekliyor gibi sezon sıfırlanmış direkt 8 tane maç atmış. Y8, ya Y7 yanlış olmasın. Sadece bir tane kaybı var. Geri kalan tüm maçlar galibiyet ve hepsini ağır Y yenmiş, ağır ezmiş koridorlarını ve ben de bunun analizini yapmak istedim. Çünkü gerçekten yeni sezonda bir şeylerin sizi yani yeni sezonda bir şeyleri öğretip yeni sezonda sıfırdan bir başlangıç sonuçta daha yüksek liglere çıkmanız temenniyim yani öyle diyeyim. Bir de şunu da söyleyeyim. Yeni sezon için video hazırlıyorum. Hem tier list tüm koridorlarda atıyorum orta koridorda yeni sezonda gerçekten çok güçlü olanlar neler? Kör seçimler neler? Hangi durumlarda alınır? Gibi gibi bunları anlatacağım tüm koridorlar için. Bir de tüm koridorlar için Elo kasma taktikleri diye bir video çekeceğiz. Bunları da buradan duyurusunu yapmış olalım. Şimdi geldik Sindra'ya. Şimdi Sindra zaten Meta'nın çok 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 güçlü şampiyonlardan bir tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakipte de şu an mesela kendi ligimizle bunu kıyaslayayım Türkiye sunucusuyla oyundaki 10 şampiyonun 10'u da Meta'da yer yeri var arkadaşlar. 10'u da. Yani bu aslında ligin Kore liginin daha doğrusu Showmaker'ın oynadığı ligin düşük bir lig olmadığı belli oluyor. Ben bugün TR sunucusunda oynadım, Türkiye sunucusunda oynadım mesela. Kötü geçti. Gerçek Meta ile alakası yok. Destek bakın 5 maç ya da 6 maç oynadım. Hiçbir maçta Alistar'la Leon'a görmedim. Her zaman Lulu Karma, Yumi falan bunlar alınıyor. Bir iki kişi Alistar Leon'a falan oynayabilse Türkiye sunucusunda çok farklı yere gelecek gerçekten. Direkt elo kasabilecek yüksek seviyede. Şimdi bakalım neyse biz analizimize geçelim. Syndra oynuyor Sylas'a karşı. Bu eşleşmede Sylas Q max'liyor. Q full'liyor zaten. Ayağı çabuk da girmiş. Çünkü ayağı çabuk girmesinin sebebi zor bir koridor geçirir olması. Hemen şöyle hafiften dürtmeye başladı bile çoktan. Bak E'sini atınca hemen bir geri step. Bu ve böyle yavaş yavaş Bakalım bunu ne yapacak? Şimdi bunu isterse bu gelen wave'i dümdüz puşlayıp Bak gördünüz mü? Şimdi bak burada çok ince bir ayrıntı var. Bu ayrıntıyı ben size belirteyim. Bakın şimdi orta koridor oynayanlar için daha doğrusu tüm koridorlar için geçerli bu söylediğim. Bakın şimdi çok ince bir ayrıntı. Geldi, vuruyor, ototak attı, bir tane attı, Bakın çoğatmıyor tam adam kaçacakken Q atıyor. Neden? Çünkü artık oto atak yani normal saldırı vuruş yapma mesafesinden çıktığı için normal vuruş yapamıyorsam o zaman sen çıkarken de ben de bir tane kö atayım deyip Q atıp adama verebileceği, atabileceği tüm hasarı atıyor. Bu da gayet güzel bir trade olmuş oluyor Showmaker adına. Bakın nasıl zonluyor şu an farkında mısınız? Hemen bir Q trade'i Q deniyor böyle hafiften. Zaten adam minyon kaçırmıyor. Çok zor yani. 10 bak 12'yi on 10 daldı. Da Hemen bakın bu minyonlarla rakibe bir tane daha vurayım, bir tane daha şey yapayım demiyorlar. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çok büyük sebeplerinden bir tanesi şu. İkincisi iki seviye, 3 seviye falan baskın yeme ihtimaliniz çok yüksek. Bu bir. İkincisi baskın yediğinizde orta koridordaki veya herhangi bir koridor olur bu. Sıçrınızı kaybederseniz o agresif olmanız gereken koridorda agresif olamazsınız. Dördüncü, 5. altıncı seviyelerde ve bu size bir şeyler kaybettirir. Çünkü Silas bedava farm yapmasını istemeyeceğiniz bir karakter ve bu yüzden Showmaker gidip totem bırakıyor. İki İkinci sebebi de şu ki arkadaşlar Silas az önce birinci seviyeydi çok fazla vurduğunuzda zaten adam ayağa çabuk girmiş potları var e, level atlayacak falan zaten şey dürtmesi zor ama tabii bu Showmaker olunca oto otaklarla bakın daha çok büyülerle değil daha çok oto otaklarla normal vuruşlarla dürtmeyi tercih ediyor çünkü Q'nun kaçma şansı var ama oto otağın kaçma şansı yok hem de bu seviyede zaten neredeyse oto otakla Q neredeyse aynı vuruyor. Hop bir tane daha Q patlattı kızarttan. Hop bak gördünüz mü? Oto, oto, oto. Bak görüyor musunuz? Adam ne Ah ne kadar güzel oynuyor ya. Adam hiç böyle kaçırmıyor. Oto atak atabileceği, normal saldırı yapabileceği her yerde onu yapıyor. Arkadaşlar mage, uzakçı yani büyücü oynuyorsanız orta koridorda yakıncı şampiyonlara karşı bu Zed olur, Sylas olur, Yasuo olur. Arkadaşlar büyüden çok atacağınız sal... Oy. Adam kesiyordu lan. Vallahi kesiyordu. Görüyor musunuz? Bak Saylasın biraz daha fazla canı falan olsa ölmüştü Sindra. Şaka gibi. Saylas çok güçlü. Bakın 28'e 15 arkadaşlar. Hadi şurayı da alsın. 19 olsun. Daha başlangıçta bu kadar fark gerçekten güzel. Adam da bayağı iyi kesti yalnız minyonları. Hemen bir teleport geliyor. Baskıyı devam ettirmek için tier alındı. Tanrıçanın göz alındı. Yanına da bir tane karamür alındı. Bu arkadaşlar neredeyse en iyi base'lerden bir tanesi. Ama şu var. işte en iyi base tam olarak değil neden değil? Potu olmadı. Potu yok. Normalde bu base'de 150'lik de bir pot alabilse yanına da bir vardı olsa tadından yenmez ama işte bu da hiç fena değil. Bakın yine şu an bu koridoru ittirmiyor hiçbir şekilde. Neden ittirmiyor? Çünkü arkadaşlar koridoru bak ittirse bu kanon minyonu dümdüz Saylas çok basit bir şekilde alacak. Ama şimdi o kanominyonu alırken hem Q'sunu attırmaya çalışıyor. Hem Q'sunu atarken hasar yiyor. Hem de bu koridoru ittirmediği için baskın yeme ihtimalini Sindra en aza düşürmüş oluyor arkadaşlar. Hop bir Q daha. Bak bir Q bir oto hemen. Bak bir daha oto. Hop stun. Hop Q bak. Cık, abi adam. Bak görüyor musun? Bilerek atlattı bu arada kendi üstüne. Grace burada geldi. Alistar da gelmiş. Alistar iyi kurtardı bu arada. Bak Alistar olmasa ölmüştü. Görüyor musunuz? Bak trade'in on numara attı. Sonra böyle salağa yatıp skill yedi ve Graves geldi arkadan. Flash'ını aldılar ve ışınlanı da yok. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Az önce minyonları ittirmeyen bir showmaker vardı. İttirmedi. Minyonları biriktirdi. Trade kazandı. Trade kazandıktan sonra Silas böyle W falan can doldurayım bir trade gireyim dedi. Salak gibi böyle mala yattı işte showmaker. Hop Silas skill'leri tutturmak için üstüne atladığında Graves de yanındaydı zaten. Bu sefer sefer ne oldu? Silas'ın canı az, flash'ı yok. Bu kadar minyonu hepsini kaçırmış oldu arkadaşlar. Ve bu da ne demek? Hem XP'de yani hem seviyede hem de minyonda çok büyük bir üstünlük sağlamış oldu. Bir tane de plate aldı. Aa o nereye gitti lan? Şimdi bu koridoru hemen puşlaması lazım. Hemen puşlayabilir burayı. Zaten adamın canı az. Abi ne diyeyim ki? Bu adamlar çok iyi oynuyor ya. Nefesim daralıyor. Yemin ederim adamları izlerken nefesim daralıyor. Yapma. Show me işte. Ha bir dakika. Jungle'ı mı görüyor? Bu arada bu, bunu yapıyor şu an ormancının yerini %100 biliyor. Bir yerden bilgi gelmiş söylemişlerdir belki veya görmüştür. Şu an bizde hepsi açık olduğu için şey yapamıyoruz. Ama ormancının yerini bilmese bunu asla ve asla yapmaz. Çünkü ormancı arkadan gelip showmaker'ı kesebilir. Bu da hiç hoş olmaz arkadaşlar. Bir plate daha almış oldu. Farm farkı 20'ye çıktı. Baya iyi bir şey bu şu an showmaker için. Hemen potunu aldı, ward'unu aldı. 1300'lük kayıp ciltini de aldı. Şu an daha iyi bir şey yok herhalde Syndra için. Daha fazla bir şey isteyemez. Şu an flash'ı yok. Flash'ı yokken biraz safe oynaması gerekiyor. İlla böyle gideyim bir daha keseyim falan triplerine girmeyip yavaş oynayıp ormancısıyla beraber oynarsa çok büyük bir üstünlük sağlayacak. Tam minion'u kaçırırken W ile aldı. Bakın az önceki agresiflikten eser yok koridorda görüyor musunuz? Neden? Çünkü ormancının yerini bilmiyor. Şu an ormancının yerini öğrendi. Bakın ne yapıyor gördünüz mü? İşte bu adamlar bu, bu oyunu böyle oynuyor. Ormancı etrafında. Ha orma... Aha! <laughs> o ne lan? <laughs> Bu arada Silas da ultisi hiç iyi değil. Çünkü top biriktiremiyor ya yerde. O yüzden hani 3 tane top hasarı vuruyor sadece. Aha. Gayet güzel. Dodge gelir mi? Güzel. Phase çalışınca dojlamak da kolay. Minyon farkı gitgide açılıyor arkadaşlar. Seviye farkı da oldu zaten. Hemen koridoru ittirdi. Blue istiyor büyük ihtimal. Oo, Erik buldu. Uf, efsane oldu. Evet Leona orta koridora gelmiş. Hop o adam öldü %100. Flash'ı da yok. Dilem mi oğlum? Gayet güzel. Bu arada ormancısı da Kanavi'ymiş. Ulan Showmaker bug'ını mı kanaviyle ile mu giriyorsun lan yoksa? Ha, arkadaşlar bu arada hemen bir çekledim dedim. Kanavi atmıyorlarmış. Tamamen denk gelmişler. Büyük ihtimal Kanavi de Kanavi'dir. Çünkü zaten elo'ları yüksek olduğu için ilk 10 maçta da yüksek seviyede oyun oynuyorlar. Bakın takımı Herald alırken gidip Herald'a oto atak vurayım falan tribinde değil. Ni ne, ne gerek var vurmasına? Gelip mide vuruyor. Zaten onu aldılar. Buradan kimseyi geçirmez Syndra. O yüzden bir plate alıyor. Dakika 9. Karşı orta koridora neredeyse 40 milyon. Fark attı 35-40 milyon ve üstüne 3 tane plate aldı. Yani şu an yani orta koridor difin dibine vurmak bu işte arkadaşlar. Bak nasıl vuruyor plate'lere nasıl? Sylas üst koridora çıkıyor. Orta koridor kulesi gitti bu arada. Geçmiş olsun dakika 9.5 97 milyonu var. Adam milyon kaçırmadı resmen. Evet burada vurmaya devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde. Bence çok doğru yapıyor. Saylas şu an çünkü yan koridorlarda bir şey yapamaz kolay kolay. Hemen minyonları şöyle bir birbirine yaklaştırıyor ki Q'su daha çok minyona çarpsın. Hop bir E geldi. Şimdi bak Saylas varken hani Olaf'ı gördüğü için kuleye vurur. Olaf'ı görmediği zaman geri çıkar. Bu iş böyledir. Bu arada Leon'un ultisi var Saylas'ta. Aha, dojladı. Olaf Graves'i kesti. Olaf'ı hala görüyor. Olaf çok güçlü ya. E. Ee, kule gitti herhalde. Olaf'ı üst koridorda yine biliyor zaten. Ormancının yerini bildiği sürece burada of 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 onları da kaybettiriyor. Bak XP'sini bile kaybettiriyor. Görüyor musunuz? Tecrübe puanı bile aldırtmıyor. Leona da orta koridora geldi. Yardım ediyor Showmaker'a. Hemen Showmaker burayı ittirip üstüne dönecek. Ve daha iyi bir şey olamaz. Aha. Manası yok. Showmaker. <laughs> Ulan senden beklemezdim. Bunu bizim mal koç yapardı anca. <laughs> Of Blue'yu da aldı üstüne dönüyor. Of. Oha. Liandry artı. Bot bitti adam. Dakika 11 eşyalara bakın. Para farkına bakacağım. 3000 gold da 6000 gold kasmış. Takımındaki en yakın kişi ormancısı 4000 gold kasmış. Yani gerisini siz düşünün arkadaşlar. Bakın fight'ta böyle yavaş yavaş oynuyor. Ultisi hop Olaf'a bir ulti. Bir stun geldi. Samira da öldü. Hop o da öldü. Neler yapıyorsun Showmaker? Lan Penta mı? Oğlum her Showmaker analizimde penta atıyor herif. Ölme lan. Lan penta at Lan. lan. Vallahi penta attı <laughs> Oha! Gerçi çok güçlü adam oğlum. Bu ne? Oha! Dakika 12, 125 farm, 701. Karşıdaki adam 60 farmı var arkadaşlar. İşte 7000 ...Bluz e, serilerde falan almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi... ...her şeyi yapması. İşte atıyorum... Bir yere gidilecekse oraya gidip orada yardım ediyor. İşte ne bileyim koridorda kuleye vurulacaksa kuleye vuruyor. Minyon kesilecekse minyon kesiyor. O base atılacaksa base atıyor. Adam mesela sadece 7 kill olsa belki bu kadar üstün olmayacak. Ama hem 7 kill hem plate hem de üstüne farm olunca dakika 13.30'da 8700 gold kasmış oluyor. Karşı orta koridora attığı fark 13 dakikada arkadaşlar 4600 ne 4600 daha fazla. 4800 falan gold fark atmış. Böyle bir şey ben ha yemin ederim çok ciddiyim. Bu kadar yıldır Loli oynuyorum, izliyorum. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Bu kadar büyük bir fark ben hiç görmemiştim. Bu normal bir şey değil yani. Bir de karşısındaki adamlar da öyle düşük seviyede adamlar değil. Yine double kill attı. 9-0 oldu. Hemen golemleri de alıyor. Rakip golemleri almayı unutmayın böyle durumlarda. <laughs> Hayatınızda hiç 14 dakikada 10.000 gold kastınız mı? Çok merak ediyorum. Biz ma bir maçta falan kasıyoruz o kadar goldu. Evet. Of. Of. Ufuk getiren de bitti. Gayet güzel. Dakika 15. 6000 gold fark var arkadaşlar. 6000. <laughs> Yok böyle bir şey. Yuh. Bu arada Syndra'yı çıkartın maçı kaybediyorlar. Bakın 6000 gold fark var orta koridorda. 4000 gold önde sağ taraf. Sindra ile yer değiştir. Çok büyük bir şey çıkıyor orta yani. Sol taraf önde oluyor. Hop Renekton da tek yedi. Şu an herkese tek atar. Şu an mesela farkında mısınız bilmiyorum ama mesela şeyi bıraktı. Böyle koridorumu ezeyim şey yapayım. Takım arkadaşlarına daha çok yardım ediyor. Daha çok kilik oluyor. Bu üstünlüğünü haritaya yaymaya çalışıyor. Bunu fark etmişsinizdir zaten. Önemli de bir şey bu. Üstünlüğünüzü haritaya yaymak çok önemli. O Samira yalnız kesebilir. Ona yapacağım bir şey yok reis. O Samira steklendi mi? Bak bu işte büyük bir hata oldu arkadaşlar. Aatrox'un teleportu yok. Şimdi oyun bir tık zora girdi. Mejai'si de var. Evet Ejder de hemen Morello'nun alt isimini almış. Çünkü neden arkadaşlar? Sylas var, Samira var, Renekton var, Olaf var. Hani Morello için daha iyi bir maç olamaz. O yüzden onu almış. Aha. Oha. Lan 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 aldı. Eşya tercihlerinde de bu bu seviyedeki adamlar, oyuncular gerçekten böyle eşya tercihlerini cuk 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 tam zamanlarında yapıyorlar böyle. O yüzden bilmiyorum ya ben hani bu insanları izleyip böyle analiz etmek falan acayip hoşuma gidiyor. Neleri iyi yapıyorlar falan. Harbiden çok hoşuma gidiyor izlemek. Çünkü normal oynamıyorlar yani. Şu an ışınlanı var arkadaşlar. Normalde yani Atrox'un ışınlanı olmasa Baron çıkacağı için bir buçuk dakika sonra. Dragon'a bakalım. Daha 4 dakikası var. Baron çıkacağı için bir Buçuk dakika sonra ne olur ne olmaz diye kendisinin alt koridora gitmesi daha mantıklı. Ama şu an ikisinin de ışınlan olduğu için hangi tarafa gittikleri çok önemli değil. Önemli olan şey şu. Aatrox'un hani normalde işte e, Renekton'a karşı oynaması daha iyi. Şu an çünkü Syndra Sylas'a karşı bayağı bir şey yapar. Hatta Ormancı ile gelseler bile kesemezler. Üstüne üstlük bir de şöyle bir şey var. Burada olduğu zaman Syndra burayı ittirdiği için Baron tarafında bir görüş al alıyorlar. Mesela atıyorum geliyorlar burada Blue'yu alıyorlar. Baron çıkacak birazdan. Aatrox gelmese bile burada görüş alacaklar. Çünkü Renekton büyük ihtimal Atrox'u yeniyordur. Yeniyor mu lan? Yenmiyor mu? Gerçi bir dakika. Yenmiyor olabilir şu an. Level seviye farkı var. Bir de ufak bir eşya farkı var. Gerçi onda da ağır yara var. Ama işte şu var. Fark var. Fark var. Konuşamadım. Büyü direnci bot var sol tarafta. Sağ tarafta ninja tabi olduğu için şu an Atrox büyük ihtimal yeniyor. Evet ittirip ittirip geri çıkıyor. Hemen orta koridora bir herald açıldı. Üste dönüp teleport atacak. Aynen öyle. Daha çok çünkü vermek istemiyorlar. Bir de orta koridorun bu tarz durumlarda ışınlanı inanılmaz önemli değil. Kule koruyup işte rakibe daha çok görüş vermemek için falan bu tarz ışınlanlar atılabiliyor arkadaşlar. Renekton ulti basmış bu arada. Tehlikeli tehlikeli geliyorlar. Alistar'da da flash var. Burada kan çıkacak. Of Syndra'ya çok iyi engeci yaptılar. Çok iyi engeci yaptılar Syndra'ya. Eee Oğlum kaybediyorlar lan maçı. Aha Aatrox oynadın orayı. Yok. Uf Aatrox ne iyi oynuyor lan. Ama Olaf farkı var. Aatrox bayağı iyi oynuyor bu arada. Bayağı beğendim. Bizim Showmaker'a fena engage atıyorlar. Biraz daha böyle safe oynaması gerekiyor. Pozisyonunu koruması gerekiyor. Ya büyük ihtimal o da böyle çok fedim falan hani şey yaptı büyük ihtimal. Bir tane stopwatch sıkıştırabilseydi iyi olurdu aslında. Yukarıda ne oluyor? Atrox'a bak. Oha! Bak Silas'ı görüyor musunuz? Leon'u ultisini nasıl bekletiyor? Sylas iyi oynadı burayı fight'ı. Neredeyse Leon ölüyordu. Aatrox fight'ı taşıdı bu arada. Aatrox hala ölmüyor. Bu ne? O can çalma ne lan? Yuh, Syndra hiçbir şey yapmadı fight'ta. Cidden Aatrox 1 ve 9 attı. Samira'yı da kesler Baron alacaklar büyük ihtimal. Mesela arkadaşlar, sol tarafa karşı Syndra ile fight atmak gerçekten çok zor. Neden? Samira skill'lerinin ultisini falan bozuyor. Ee, Alistar çok büyük bir combo atıp sıkıntıya sokabiliyor ve Renekton hani mesela Silas'ta gidiyor Leona çalıyor. Böylelikle Sindra'ya o alanı bayağı daraltmış oluyorlar. Fightlar bu yüzden sıkıntıya düşüyor aslında biraz. Sağ tarafta çünkü diğer takım üyeleri Graves, Kaisa ve Leona biraz geride yani oyunda. Burada da FF attılar bu arada maç bitti baron alınırken. Maç böyle arkadaşlar ne kadar yani aslında bu video nasıl öne geçilir? Nasıl öne geçilmesi gerek? Hani bence nasıl öne geçilmesi gerekirle alakalı inanılmaz bir video oldu yani. Çünkü bu kadar cidden bu kadar öne geçen bir insan görmemiştim hiç son dönemde. 100 farm fark var zaten orta koridorda. Hiçbir şekilde farmdan düşmüyor gördüğünüz gibi. Bu videoda böyle. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse sizden tek ricam full paketinizi alırım. Yorum beğeni artı like mı artık her neyse ben çok anlamam. Youtube'a da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.